Değerli arkadaşlar, daha önceki yıllarda da zaman zaman sizinle görüştük, röportajlar yaptık. Dil olan ilgili projelerimizi size anlattık. Siz de sağ olun, kamuoyuna mümkün oldukça duyurmaya çalıştınız. Bugün yine bir buluşma fırsatı oldu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tilo'ya şeref verdiniz, belediyemize hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, işte malumunuz birkaç ay önce bir seçim yaşadık burada. Burada seçimde halkımız o teveccühü bize gösterdi. Yeniden bizim seçmemesi için bize işte oy verdi. Bir daha 5 yıllık hizmet için kolları tekrar sıvadık. Tilo için tabii birçok proje, Tilo'nun altyapılarını, Tilo'nun doğalgazını, Tilo'nun kadastrosunu, Tilo'nun imarını, Tilo'nun mesire alanlarını, Tilo'nun belediye binasını, hizmet binasını, hizmet araçları falan. Bunlar lazımdı Tilo'ya. Gerçekten Tilo çok hak etmediği yerdeydi. Yani bu bize bir Tilolu olarak, bir Siirtli olarak bize, yani Siirt'in halkının hepsine Tilo üzüntü veriyordu. Şükürler olsun birçok projeye el attık. Onların hepsini de şey yapmaya başladık. Artık rağbet edilen bir yer haline geldi Evet, bayağıdır. Tilo rağbet edilen bir yer olmaya başladı. Hatta bu geçen sene Tilo gerçekten bizi en çok üzen olaylardan biri Tilo'nun çok ciddi bir göç vermesindendi. Tilo yeniden tersine göç almaya başladı. Geçen sene bir 500 kadar tersine bir göç oldu Tilo'ya. Bir rağbet başladı buraya. Hatta son 2 ayda ben halkın içinde de bunu çok konuşuyorum. Çok sevindirici bir şey. İnanın çarşıda, sokakta oturduğumuz zaman hiç ummadığımız insanlar, 43 yıldır, 50 yıldır Tilo'ya gelmeyen insanlar buraya gelmiş ve buraya yatırım için gelmiş. Ev alıyor, arsa alıyor, bağını bahçesine sahip çıkmaya başladı. Bu bize çok acayip, yani bizi kamçılıyor. Tabii ki arkadaşlar, Türkiye'de bütün belediyeler yarış halindedir. Biz bunu biliyoruz ki dünya kurulduğundan beri neresi cazipse insanlar oraya doğru koşuyor. Şimdi de dünyada 300 milyon kişi göç halindedir. İşin doğrusu cazip olmayan yerden cazip olan yerlere doğru bir akın var. Zamanında Tilo'ya gelmişti. Bir dezavantaj yemiştik. İşsizlikten, susuzluktan, bilmem neyden, şu yatırımsızlıktan. İnsanımız buradan kaçtı İstanbul'a, Türkiye'nin çeşitli yerlerine gitti. Şimdi biz dedi ki biz bir yarışın içine girelim. Tilo'yu cazip hale getirelim, tekrar tersine bir göç başlatalım. Tabii bu rakabet çok önemli bir rakabettir. Aslında güzel bir rakabettir de. Orada rakabet edip bunun karşılığını verebilen bunun semeresini alıyor. Şimdi bu seçimden sonra bizim kafamızda şöyle bir şey vardı. Yani ben kendim bu seçimde halk içerisinde oturup konuşunca, ya halka siz ne istiyorsunuz dediğimiz zaman, aslında şimdi size söylesem çok böyle cılız kalır yani. Ya vatandaşın aslında çok istediği bir şey yok. Ya işte efendim bize bir düğün salonu yapın, işte bize bir minibüs daha lazım, bir servis lazım gibi gibi küçük şeyler. Bir de işsizlikte biliyorsunuz çok ciddi yatırımlar yaptık işsizlik için, ama işsizlik öyle bir şey ki canlı bir şeydir. Ben 10 yıl önce belediye başkanı olduğum zaman 13 yaşındaki, 12 yaşındaki çocuk 22 yaşına geldi. Şimdi o da iş istiyor bizden. Dolayısıyla bu iş hacmini sürekli yaratmamız lazım. Onlar için çalışmalarımız var, ama ben şunu söylüyorum. Bizim siyasetçiler, belediye başkanları biraz halkın önünde, halkın o çok küçük istedikleri hizmetlerin dışında ufku açık, geniş düşünmesi lazım. O zaman mesela Tilolulara şunu soruyordum. Ya bize yeni bir yol lazım mı gibi. Yok başkanım, bizim yolumuz çok güzeldir. Şükürler olsun, bizim yolumuzda bir şey yok falan. Ama ben yeni yolun, yeni yol projesi için 4 senedir çalışıyorum. Yeni yolun, o konforlu yolun Tilo'ya daha neler katabileceğinin hesaplarını yapıyorum. Onun için uğraşıyorum. Dolayısıyla bizim Tilo için belediyenin yapacağı daha ufku geniş, daha vizyonsel şeyler düşünmesi lazım deyip bizim projelerimiz vardı. Bir tanesi, biz Tilo'ya yeni bir yol yapmak istiyoruz. Siirt'in çevre yolundan Organize'nin oradan direkt Tilo'ya çıkan yeni bir yol. Şükürler olsun 4 senedir bu yolla uğraşıyor, bu yolu onayladık. Bu krize rağmen, bu seçimden sonra bizi sıkıntıya düşüren bir şey vardı. Acaba bu ekonomik kriz bizim düşündüğümüz projeleri engeller mi? Veya gerçekleştirme oranı düşer mi diye falan bizde ciddi bir sıkıntı vardı. Ama seçimden sonra bakanlarımızla, genel müdürümüzle, Ankara'daki bürokrasiyle görüşünce bunun öyle olmadığını, bunun öyle olmadığı, bunların yapılabileceğine inanıyoruz biz. Nerede olabilir, sıkıntı olabilir, para olmayabilir falan, ama biz bu projelerimizden hiç vazgeçmeyeceğiz. Hep takip edeceğiz, yorulacağız, emek harcayacağız, o emeğin karşılığını da alacağız. Allah izin verirse bizim düşündüğümüz 5 tane
projede onaylandı. Şimdi biz onlar için çalışma yapıyoruz, zeminleri hazırlıyoruz. Allah izin verirse onları sayacağım size. Biz Tilo'ya yeni bir yol istiyoruz. O onaylandı. Allah izin verirse 2025 yılında ihaleye çıkacak. Biz Tilo'ya çok konforlu bir yol yapacağız. Şimdi arkadaşlar, Tilo'da kadastroyu hallettik. Kadastro sıkıntıları vardı. Dolayısıyla imar sıkıntıları vardı. Onları çözdük. Ben geçen sene Tilo Belediyesi'nden aşağı yukarı 400 tane ruhsat verdim. Belediye tarihinde Tilo Belediyesi'nin verdiği 2 tane ruhsat var. Geçen sene 450 ruhsat verdim. Bunun bizim ne kadar geliştiğimizi, buraya ne kadar rağbet olduğunu gösteriyor. Tabii bizim bu 450 ruhsata karşı bizim karşılık vermemiz lazım. Bunun için yeniden altyapı genişleyecek yerlere, bu altyapı dediğimiz yalnız kanalizasyon değil, sudur, telekomdur, elektriktir, doğalgazdır, yollardır, kanalizasyonlardır. Bunların hepsinin projelerini yaptık, şimdi başladık onlara. Onlara başladık, şimdiden başladık. Ciddi ciddi burada bir elektrik yatırımı yaptık. Yani elektrik olarak trafo, sistem olarak yer altından çekerek bu hazırlıkları yapıyoruz. Şimdi tabii Tilo çok eski bir ilçe olması hesabıyla yeni kentleşme de başladığı için Tilo, esas Tilo'nun merkezi bayağı kötü durumda kaldı. Yani evleri kötü durumda, yaşanılabilir tarzda olmayan evler var bizim burada. Sokaklarımız bugünkü ihtiyaca karşılık veremiyor. Dolayısıyla mutlaka buna bir karşılık vermemiz lazım ve kentsel dönüşümden geçmemiz lazımdı. Bunu 5 yıldır bu projeyi başlatmıştım. Ama kentsel dönüşümlere karşı ciddi bir karşılığı şey var. Yani bir karşı koyuş var. Onun için biz bu projeyi halka anlatarak biraz yaydık. Yani zamana yaydık. Ama bunun zamanının geldiğine inandık. Şimdi Tilo'nun, eski Tilo'nun %85'ine karşılık gelecek kentsel dönüşümün içine girdik. Bunu onaylattık. Proje firmalarımız belli oldu Ankara'da. Şimdi bu projeler çiziliyor. Beraber çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta hem Çevre Bakanlığı'ndan hem proje firmaları Tilo'yu ziyaret edecek. Burada bizim kentsel dönüşümümüz nasıl yapacağız? Biz kentsel dönüşümü yaparken o Tilo'nun sülliyetini bozmak istemiyoruz. Yani 3 katları geçmeyecek taş kaplamadan, taştan olma, eskiyi andıran evler yaparak bir kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz. Bizim burada çok kötü bir çarşımız var. Bu 1 milyon ziyaretçi gelmesine rağmen biz çarşı olarak, esnaf olarak ondan faydalanamıyoruz. İnşallah böyle Siirt'te örnek olacak bir çarşı yapacağız buraya bu projelerle. Bizim bu kentsel dönüşüm projemiz de onaylandı. Onu çalışıyoruz, ciddi ciddi çalışıyoruz. Allah izin verirse hızlı bir şekilde onun içine gireceğiz. Bizim burada su problemlerini çözmeye başladığımız zaman bizim önümüze çıkan en büyük engel enerji. Enerji konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bizim bir GES projemiz var. Bu GES projesi onaylandı. Onun müşavirlik ihalesini yaptık, bitirdik. Allah izin verirse bir 15 gün içerisinde onun imalatı için, inşaatı için de ihaleye çıkacağız. Dünya Bankası ile anlaştık. Dünya Bankası ile bunu organize edip bitireceğiz. Bizim enerji buradaki enerji sarfiyatları problemlerini de onunla çizeceğiz. Bu da bitmiş durumda. Şimdi tabii Tilo'daki su problemini elhamdülillah çözdük. Açtığımız kuyularla burada Tilo'nun ihtiyacını karşılayacak suları çıkardık. Bu sene Siirt'te çok ciddi bir su sıkıntısı olmasına rağmen biz hiç sıkıntı yaşamadık.